O gün biz burada müzik yapıyorduk. Burada hiçbir illegal bir şeyimiz yoktu. Müzik yaptığımız yerde bize dediler Kürtçe söylemeseniz daha iyi. Burası Türkiye dediler. Hoş karşılanmıyor Kürtçe diliniz, Kürtçe şarkılarınız. Burası Türkiye. Burası sizin ülkeniz değil dediler bize. Ama bizim söylediğimiz hiçbir şarkıda, hiçbir sözde hiç illegal bir şey yoktu. Biz birkaç yerde de müzik yaptık. Bize her yerden kovdular. Yani burada müzik yapamazsınız dediler. Bize kale altı ve park çevrelerinde müzik yapabilirsiniz dediler. Geldiğimizde de izin vermediler. Tekrardan bizi kovmaya çalıştılar. Burada yapamazsınız gibi söylemlerde bulundular. Ama biz dilimizden vazgeçmiyoruz. Şarkılarımızı söylemeye devam edeceğiz. Yılmadık, yılmayacağız. Şimdi biz 20 Mayıs Cuma günü arkadaşlarımızla birlikte şu arkada gördüğünüz meydanda biz şarkı söyledik. Kürtçe, Türkçe şarkılar söyledik. Ciğerci Mustafa adındaki işletme yanımıza gelip hoparlörden kin ve nefret içeren siyasi şarkılar açıp siz Kürtçe şarkılar açıp Kürtçe şarkılar söylerseniz biz de böyle şarkılar size cevap veririz deyip bize engel olmaya çalıştılar. Daha önce gazilerde yaptık. Zabıta izin vermedi. Gidin buradan. Az yukarıda kalenin dibinde yaptık. Orada da karşı çıktılar. Buraya gönderdiler. Burada belediye izni olduğunu söylediler. Burada söyledik. Burada da işletme. Bize ırkçılık yapıldı burada. Kürtçe söylediğimiz için engellenmeye çalıştık. Polis geldi. Bizi bir saat, bir buçuk saatte fazla yakın bizi tuttu. Kimlik sorgulaması deyip yani yaklaşık 2 saate yakın bizi tuttular burada. GBT sorgulaması deyip bekliyoruz dediler. Bir türlü gelmedi o GBT sorgulaması. Yani 2 saat sürdü yaklaşık. Sonra da bize şöyle denildi. Siz de Kürtçe şarkı söylemeyin. Millet anlamıyor. Böyle saldırıya uğrarsınız işte.